Merhaba arkadaşlar, bakın neredeyiz biliyor musunuz? Ekrem Coşkun Döner'deyiz. DM'den devamlı yorumlar geldi. Abicim bu fiyata bu döner olur mu? Şuraya gidip bir dener misin? Biz de gidemek istiyoruz. Gidelim mi, gitmeyelim mi, ne yapalım diye. Ben de tabii sizi dinledim, geldim. Kahvaltıyı sıkı ettiğim için yarım kilo cuk söyledim. Yedikten sonra kalanına bakacağız. Yarım kilo zoom yapabilir miyiz? Lütfen. Bu arada pilava yeni başlamışlar. Bütün ekspreslerde pilav da başlamış. Pilav ister misiniz dediler. Pilav da koydular. Pilav da aldık. Bir bakalım nedir ne değildir. Yeni başlamış. Onunla da ilgili yorum yapacağız. Bir de size göstermek için en küçük ve en ekonomik boyundan söyledik. O da bu. Şöyle içini de göstereyim. Bunu da ben bunlarla doymazsam yerim ama doyarsam sevgili kameramanıma verebilirim, bırakabilirim yemesi için. Ekmeklerimiz çok güzel, bakın böyle susamlı. Bunların içine fantazilerimizi gerçekleştireceğiz. Ekmek arası yapacağız. Pilavın üstüne koyacağız, pilav üstü yapacağız. Aslında ben çok yazdım. Yani bu Ekrem Coşkunlar ilk çıkmaya başladığında neden pilav yok, neden İskender yok, neden yapılmıyor diye çok söyledim. Ama pilava başlamışız yavaş yavaş. Bakalım inşallah pilav da güzeldir. Onu da tadacağım, onu da tadacağım. Hepsini ayrı ayrı değerlendireceğim sizin için. Ekrem Coşkun'la ilgili, Ekrem Coşkunlar bu ekspresler başlamadan önce restoranlar vardı. Bir tane Antalya'da açıldı. Gitmiştim ben eski Dedeman Oteli'nin, şimdiki Akra olan otelin karşı çaprazında, Yaşam Hastanesi'nin sokağının başında. Orada gene böyle gramajda satıyorlardı ama her şey vardı. İskender, tatlılar, bir sürü çeşit restoran şeklinde. Sonra bu ekspreslere döndü iş ve ekspresler çok hızlı bir şekilde yayıldı. Kalite ve standart genelde birbirini tutuyor. Yani çok farklı olmuyor. Hepsi aynı gibi. Ama tadarak şimdi size böyle canlı olarak şimdi anlatacağız, bakacağız. Hani restorandan bu ekspres işine nasıl döndü? Maliyetler nasıl bu kadar düştü? Ve maliyet kalite orantısı nedir? Bunu inceleyeceğiz. Bu arada bazı yorumlar geliyor. Abi kilo aldın, kilo aldın. Yani alıyoruz, ne yapalım? Almışız, zaten kiloluyduk. Kendim için değil, sizin için yiyorum, sizin için tadıyorum. Tadıyorum, birisi yazmış, tadıyorum diyorsun abi. Yarım kilo, bir kilo, ne bulursan götürüyorsun. Tamam, o da bizim özelliğimiz. Evet, önce pilavı bir yalın lezzetini deneyeceğim. Hani dönerin yağı aktıktan sonra her pilav lezzetli olur. Bakın böyle plastik çatallar veriyorlar. Bulaşıkçı maliyeti yok. Bunu yiyorsunuz, çöpe atıyorsunuz. Tabi bunlar da hepsini toplayınca dönerin satış maliyetine etki ediyor. Şimdi bakıyoruz. Pilavın tadını bir tadalım. Pilav, milli yemeğimiz biliyorsunuz. Olmazsa olmazımız. Yeni başladığı belli. Acık diri kalmış pilavımız maalesef. Hani çok ahım bir pilav maalesef diyemeyeceğim. İnşallah daha iyi olur. İleride biraz daha dönere yaklaşabilir kalitesi. Hani acaba aldığım yerde mi bir sıkıntı var? Bu taraftan da bir çatal alayım. Basat bir pilav. Şimdi döner aşkımız başlasın. Aşkı döner. Arkadaşlar normalde yanında soğan da veriyorlar ama şu anda soğanı tercih etmedim. Aslında soğan çok severim çünkü akşam önemli bir davete gideceğim. Soğan kokmak istemiyorum. Soğanı çok severim. Ama bugün şu an sizin için yiyemiyoruz. Soğanı tadamıyorum. Sizden özür diliyorum. Dönerle ilgili düşüncelerimi söyleyince, söylemem gerekirse açık yüreklilikle söylüyorum, iyi bir döner. Güzel bir döner. Bu kadar ekspres sürümü, bu kadar hızlı kesime rağmen gayet iyi, kuru değil, hatta acık fazla yağlıca diyebilirim. Kesinlikle yenilesi, kesinlikle standart üstü. Hani not vermek istemiyorum. Ben sadece biliyorsunuz yediğim yemekleri beğendim veya beğenmedim şeklinde nitelendiriyorum. Fiyat kalite orantısına gelince kesinlikle yenilesi bir döner. Biraz fantazi yapacağız. Biliyor musunuz ben işte her şey dahil otellere gittiğimde döner çıktığında şöyle fantaziler yapardım. Sade döner, kendi kendime İskender döner,
Pilav üstü İskender. Evet, pilav üstü İskender gibi fantazilerim vardı. Şimdi önce şu döneri bir ekmek arası deneyeceğiz. Bol döküm olarak. Şu böyle ufak tefek yağlar çıkabiliyor. Ben tercih etmiyorum dönerin. Yağını sıvı şeklinde erimiş haliyle daha çok seviyorum ekmekle karışık. Önce şöyle bir... Aslında bir şey söyleyeceğim. Hani bunun yanında biraz domates biber de olsa çok iyi ama işte ekspreslerin özelliği bu. Pilavı bile ne kadar zamanda zorla kabul ettirebildik. Yaptılar. Ekmekler çok başarılı. Bir şey daha deneyeceğim. Acaba döner pilavlı ekmek arası nasıl olacak? Fantezi yaşıyoruz abici. Olur mu olmaz mı demeyin. Allah Allah. Onu eleştiriyorlar. Onu nasıl sürüyor? Bunu nasıl bilmem ne yapıyor? Fantezi yapıyoruz. Döner önümüzde. Pilav önümüzde. Ah. Olmadı. Yapamadık. Çok kısa döner maliyetlerinden, dönerin nasıl yapıldığından da bahsedeceğim. Daha önceki programlarımızda dönerin tarihçesini anlatmıştık. Merak edenler varsa, ki tarihçeyle çok fazla ilgilenen yok genelde. Ekmek arası pilavlı döner. Benim adım Kartal, ekmek arası pilav döner ka bombası oldu. Ölümcül bir başlık, ka bombası. Filmi seyredenler var biz içinizde. Ka bombasını. Biliyorum ben. Anlattık ya. Acıktık artık. Arkadaşlar 6 liraya 9 liraya ekmek arası döner alabiliyorsunuz. Yani buraya öğrenci dostu diyebilirim. Fiyat lezzet kalite performansı olarak da çok üst düzey. Çok üst düzey. Yani kimin aklına gelmişse teşekkür ediyoruz işletmecilere. Döner güzel ya. Zaten döner çok seviyorum ben. Bu da güzel bir döner. Devam ediyoruz, yiyoruz. Döner yapımıyla ilgili çok kısa bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Tarihçesini eski programlarda anlatmıştık. Tarihçesine girmeyeceğim. Döner her zaman ayıklanırken fire veriyor. Ayıklanırken %30-%40 civarında fire veriyor. Döner soslanıyor. Yani terbiyeleniyor. Takılıyor. Çiğ şekilde tıraş ediliyor. Düzgün bir hale getiriliyor. Tabii o parçalar da sonra kullanılıyor. Ayıklanmış, sinirsiz, yüksek kalite bir et oluyor. Piştiği zaman et küçülüyor. Aralarda yağlar var. Yağlar da dönerin üstüne akıyor. Bir %30-%40 da oradan fire veriyor. Bu limoncu arkadaşımızla konuşurken, şimdi limon ticareti yapan, demişti ki inan, ben ona şöyle sormuştum. Demiştim ki ya döner niye bu kadar pahalı? Tamam, çok güzel yapıyorsun. Olağanüstü yapıyorsun. Önce bu fire bölümünü anlattı. Yani aldığın etin %50'sinin fire verdiğini anlattı. Sonra maliyetin 2 veya 3 misli fiyatına satmasını gerektiğini anlattı ki bu işte maaşlar, usta paraları, dükkanın kirası, elektriği, suyu, şuyu, buyu hepsinin bunların üstüne çıkıp kâr edebilsin. Ve sonunda şunu söyledi bana. Her şeyi ödedikten sonra, bütün maliyetler bittikten sonra dönerin 100 gramı başına bana net kâr olarak 2 lira para kalıyor. 100 gramda 2 lira. Ki bu zaten değeri çok yüksek. O 100 gram her zaman ustanın elinden kesilirken 110 gram, 115 gram, 109 gram oluyor. Tamam, helal olsun diyor müşteriye bunu yerken. Ama bunların hepsini üst üste koyduğun zaman diyor, akşamüstü diyor, o 10 gram, 20 gram, 5 gram, 30 gram, 10 gram fazla kesilmiş. Akşamüstü ciddi bir maliyet oluyor. Ve dediğim gibi diyor, cebime diyor 2 lira kalıyor diyor. Tabii buradan sonra sen günde kaç kilo döner satıyorsun, kaç kilo takıyorsun, o muhabbetlere girdik onunla ama limoncuya da buradan selam olsun sevgili Mustafa'ya. Gerçekten döner çok meşakkatli bir iş. Yani dönerin fabrikasyona dönüp bu şekilde ekspres hale gelmesi ve bu fiyatlara sunulması
gerçekten öğrenciler için ve döner severler için büyük YouTube. Yarım kiloyu yedik de çocuklar, ben şeyi de yedim. O 60 gram sana aldım demiştim, onu da yedim. Sana alacağız zaten de. Öbür bir tane boş ekmek vardı. Bu kadar, hepsini gerçekten yedin mi? Hay arkadaş Allah'ım ya. Yedik. Hepsini yedik. Evet. Ben burayı beğendim. Tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, fiyat kalite performansı gerçekten iyi. Gelin gönül rahatlığıyla da yiyin. Zaten her yerde yazıyor. %100 yap döner. Ne yediğini bilmek herkesin hakkı diye. O kadar soru soruyorsunuz. Yani gelip deneyebilirsiniz. Ben onay veriyorum. Çok beğendim. Bir başka konuya gelelim. Arkadaşlar, burası self servis. Kasadan fiş alıyorsunuz. Paranızı ödüyorsunuz. İçeceğinizi, yiyeceğinizi. Sadece soğanlı mı, soğansız mı diye soruyorlar. Fişinizi veriyorsunuz. Dönerlerinizi alıyorsunuz. Hani bazı arkadaşlar var. Abi orada ne kadar hesap ödedin? Niye hesap söylemiyorsun? Neden şunu ön plana çıkarıyorsun diyen. Gittiğimiz her yerde hesap ödüyoruz arkadaşlar. Hesap kabul etmeyen yerlere bile, ikram eden yerlere bile bir uğur parası, ufak bir tip box'a bir şey veya bir şey bırakıyoruz mutlaka. Bu bizim grup olarak prensibimiz. Hani beni sevenler ve eleştirenler var. Bunu da araya sıkıştırmış olalım. Hiçbir yerden menfaatimiz yok. Tamamen dürüst olarak içimizden geldiği gibi davranıyoruz. Dediğim gibi çoğu yayınlamadığımız, çekip yayınlamadığımız, benim beğenmediğim için çekip yayınlamadığımız bir sürü program var. Burayı çok beğendim. Diyecekler ki şimdi neden bu kadar çok beğendim diyor. Beğendim arkadaş, yani güzel. Gelin kalite, fiyat performansı çok iyi. Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar. Ekrem Coşkun dönerdeydik. Yarım kiloluk döner yedim. Sizin için tattım. Yarım kiloyu tattım. Akşam yemeğe davetli olduğum için ve sabah kahvaltı ettiğim için, kahvaltıyı sıkı ettiğim için yarım kilocuk yiyebildim. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.